Hedeflere ulaşmak söz konusu olduğunda yapabileceğini ya da yapamayacağını düşünecek olursan her zaman haklı çıkarsın. Merhaba, ben Barış Ege. Bugün 27 Aralık 2021 Pazartesi ve saat tam 12:11. Kişisel Başarının İpuçları adlı serimizin 14. bölümündeyiz ve Zig Ziglar'dan potansiyelini ortaya çıkaracak 19 ipucu üzerine konuşacağız. Bir önceki bölümde yani Adanmışlık isimli bölümde biraz bahsetmiştim ama o bölümü belki dinlememişsindir diye Zig Ziglar kimdir? Kısaca bir bahsedeyim sonra asıl konumuza geçelim. 2012 yılında vefat etmiş olmasına rağmen başta Amerika olmak üzere birçok ülkede halen kişisel gelişim, başarı, hedeflere ulaşmak, motivasyon denince ilk akla gelen isimlerden biri Zig Ziglar. İş hayatına pazarlamacı olarak başlamış ama böyle deneyimlerini üst üste koyarak başarının nasıl elde edileceği konusunda kendisini geliştirmiş ve bu sayede birçok firmada üst düzey yöneticilik yapmış, ekipler yönetmiş, büyük cirolar yönetmiş. Ardından da kendi yolunu çizmiş tamamen yazarlık ve konuşmacılık üzerine bir hayat yaşamış. Birçok insana ilham olmuş. Başta Amerika olmak üzere yine birçok ülkede en çok ücret ödenen ve en çok talep edilen konuşmacılardan biri olmuş yıllar boyu. Bildiğim kadarıyla Türkçe'ye çevrilmiş 3 kitabı var. Biri Zirvenin Üzerinde. Eğer henüz okumadıysan şiddetle tavsiye ederim. Biri ilişkiler üzerine yazılmış olan Hayat Boyu Flört. Diğeri de özellikle satış sektöründeki insanlar için Satış 101. İnce bir kitap ama rehber niteliğinde çok da güzel bir eser bence. Şimdi gelelim bu potansiyelini ortaya çıkaracak 19 ipucu nedir? 1. Spesifik ve detaylı bir hedef oluşturun. Şimdi Ziglar diyor ki bir ev inşa etmek için bir plana ihtiyacınız vardır. Aynı şekilde bir hayat inşa etmek için bir plan veya hedefinizin olması çok önemlidir. Yani ilk başarı ipucu kendine belirli bir hedef koymaktır. Net, spesifik. Çünkü hedefler odaklanmana yardımcı olur. Ve şöyle sınıflandırır Zig Ziglar hedefleri. 1. Büyük hedefler. Heyecan uyandıran, böyle gözlerini kamaştıran, düşündüğün anda seni motive eden hedef türüdür. Bir gerileme yaşarsan bu büyük hedeflere odaklanmak ilerlemene yardımcı olacaktır. Yani kendini bir yerde düşlediğinde böyle seni gerçekten heyecanlandıran, gözlerini kamaştıran bir vizyondan yahut da bir imgeden bahsediyoruz. İkincisi uzun vadeli hedefler. Bunlar aylık ve yıllık hedefleri içerebilir. Diğeri de bunların tamamına ulaşman için çok önemli bir unsur günlük hedefler. Günlük hedefler uzun vadeli hedeflerine tutarlı bir şekilde ilerlemene yardımcı olur. Hedeflerini planladıktan sonra ki bununla ilgili Kişisel Başarının İpuçları adlı serinin ilk bölümüne ya da ilk birkaç bölümüne bakabilirsin. Ama buradan ben devam edeyim çok arayı açmadan. Hedeflerini planladıktan sonra onları nasıl gerçekleştireceğinle ilgili bir plan yapabilirsin. Hangi engellerle karşı karşıya olduğunu, öğrenmen gereken şeyleri ve hedeflerine ulaşmak için tanışman gereken kişileri öğrenmelisin. Başlangıçta her şeyi anlamana ve anlamlandırmana gerek yoktur. Bak, altını çizmek lazım. Birçok insan burada vazgeçer. Böyle kafasına oturmayan şeyler yüzünden harekete geçmez. Ama her şeyi anlamak zorunda değilsin. Hedeflerin ve planını zaman ilerledikçe, işler netleştikçe gerekirse değiştirsin. Ama hedefini belirleyip planını yaptıktan sonra hemen harekete geçmelisin. 2. Hedefini somutlaştır. Burada da güzel bir sözü var yine Ziglar'ın. Hedefine ulaşmak istiyorsan onu görmeli, koklayabilmeli, dokunabilmeli, tadabilmeli, nasıl göründüğünü ve kendi zihninde neler hissettiğini bilmelisin. Yani ona gerçekten şu an sahipmişsin gibi böyle somut bir şekilde düşünmelisin. Hayal gücü senin emrinde olan en güçlü araçtır. Bu aracı düzgün kullanırsan mucizeler elde edersin diyor. Bu yüzden rahatlamak, zihnini temizlemek ve gerçekten yaşamak istediğin türden bir yaşamı canlandırmak için her gün birkaç dakikanı ayır. Kendini bir ev sahibi olarak ya da tatil yaparken, hayatında istediğin güzel şeylerle meşgulken hayal etmelisin. Birçok insan bunun tersini yaptığı için endişe ve korkularıyla hemhal olduğu için bir türlü harekete geçemiyor. Adeta böyle atalet içerisinde kalıyor, tutsak gibi. Ve bunları yaparken yani hayallerine odaklanırken hissedeceğin duyguları taklit et. Yani sanki şu anda olmuş gibi. Çünkü biliyorsun beyin gerçekle hayali ayırt edemiyor. O anda odaklandığında güzel şeyler hissediyorsun. Ve işte o duyguları sanki şu anda yaşıyormuşsun gibi hisset. Yoğunlaşmasına izin ver. Hedefini bu şekilde somutlaştırmak tavrını değiştirmene yardımcı olur. Tutumunu değiştirmene. Seni sınırlayan inançlarından sıyrılır ve bilinçaltın zihnini olumlu güçlendirici inançlarla yeniden ne yapar? Yönlendirir. Böylece hedeflerin için daha hızlı harekete geçersin.
3. Burası gerçekten çok kritik. Sabah ilk iş gününü planlamakla başla. Diyor ki Ziegler, her sabah yapacağın şeyleri aklından geçir. Her sabah, yani gün içinde yapacağın şeyleri aklından geçir. Günü planlarken seni heyecanlandıran şeyleri düşün. Bu vücudunu yeniler ve enerjini yükseltir. Günlük hedefler neydi? Hatırla, birinci maddeden. Seni uzun vadeli hedeflerine ulaştıracak şeydi. Yani bunu bir puzzle gibi düşün. Puzzle diyelim ki 300 parça. Sen her gün oraya bir parça koyarsan 300 gün sonra o hedefine zaten ulaşacaksın. Kendine inan ve devam et. Günlük hedeflerine ulaşmanı sağlayacak güçlü taktik, sabah ilk iş gününü planlamandır. Sessizce oturup birkaç dakikanı ayır. Bugün yapacağın tüm işleri ve nasıl yapacağını zihninde somutlaştır. Gününü bu şekilde görselleştirirken zamanını mükemmel bir şekilde kullanmana yardım edecek ve seni motive edecek pozitif bir enerjiyle çevreleneceksin. Günü planlamak gerçekten insana güç verir. Pardon. 4. Başarı için faydalı alışkanlıklar edin. Motivasyon ilerlemene yardımcı olur ama alışkanlıklar başarıya ulaştırır, diyor Zig Ziglar. Motivasyonun sonsuza dek sürmeyeceğini, ancak bir kere oluşan alışkanlıkların değiştirmediğimiz sürece sonsuza dek sürdüğünü hepimiz biliyoruz. Alışkanlık edinmek başlangıçta zordur ama oluştuğunda zahmetsizce devam ettirirsin onu. Yeter ki sana faydalı olacak bir şey oluştur. Başarıya ulaşmak için kötü alışkanlıklarını iyi olanlarla değiştirmelisin. Bu çok net. Örneğin iyi bir alışkanlık sabahın erken saatlerinde uyanıp gününü planlamak, dikkatini dağıtmadan 1-2 saat çalışmak olabilir. Ne olduğu çok önemli değil. Egzersiz yap, kitap oku, bir şeyler yaz. Her ne işle uğraşıyorsan o işe destek sağlayacak bir şeylerle odaklanmış bir şekilde ilgilen. Bunu 21 gün boyunca devam ettir. Göreceksin, çok şey değişecek. Ama odaklı çalışmak önemli. Birçok insan gibi sabah uyanır uyanmaz Instagram'da neler var, Facebook'ta neler olmuş diye bakmak yerine hedefine uygun olacak bir işle meşgul olursan, bunun seni her şeyden çok motive ettiğini, motivasyonun dışarıdan gelecek bir şey değil, yaptıkça artacak, hem de kat be kat artacak, katlanarak büyüyecek bir şey olduğunu göreceksin. Sabah 1-2 saatin sana faydalı olacak, kendinle gurur duyacağın şeyleri harcadığın anda gün boyu yetecek, artacak bir motivasyona sahip olduğunu göreceksin. 5. Yapabileceğine inan. Ziegler diyor ki, hedeflerine ulaşmadan önce yapabileceğini ya da yapamayacağını düşündüğünde her zaman haklı çıkarsın. Girişte yaptığın alıntı. Eğer derinlerde hedeflerine ulaşmak için gerekenlere sahip olduğuna inanmazsan asla onlara ulaşamazsın. Bu nedenle yeteneklerine inanman ve hedeflerine ulaşmak için kendini desteklemen çok önemli. Ne zaman kendinden şüphe duyarsan, düşüncelerin buna doğru yoğunlaşırsa onlara dikkat vermekten kendini korumalısın. Hemen bir şeyle, başka bir şeyle meşgul olabilirsin. Seni motive eden bir videoyu açabilirsin. Bir şeyler okuyabilirsin. Enerjisinin yüksek olduğunu bildiğin bir arkadaşını arayabilirsin vesaire. Yeter ki oraya yoğunlaşma. O şüphe üzerine yoğunlaşma. Çünkü ne kadar üzerine yoğunlaşırsan o kadar büyüteceksin onu. Bunun yerine odak noktanı kendini güçlendirecek şeylere vermelisin. 6. Fikirlerini optimize et. Unutma, diyor Zig Ziglar. Zihninde olup bitenler yüzünden olduğun yerdesin. Ve zihnindekileri değiştirerek ne olduğunu, nerede olduğunu da değiştirebilirsin. O zihin senin çünkü. Büyüdükçe bilinçsiz bir şekilde çevremizden birçok olumlu ve sınırlayıcı inancı kabul ederiz adeta. Bu inançlardan uzaklaşmamak da bizi ne yapar? Sınırlar. Belirli bir bölgede yaşamamızı ne yazık ki sağlar. Onun ötesine çıkmayız. Bu düşünceleri bir incele. Sana faydalı mı? Bu inançlar, bu düşünceler sana faydalı mı? Seni sınırlayan şeyler. Gerçekten bu dünyada olma amacına hizmet ediyor mu? Ve ne şekilde ortaya çıktığını lütfen bul. Ardından da ortaya çıktığı şeyi kapat. Dikkatini olumsuz düşüncelerden olumlu, güçlendirici cümlelere doğru değiştir. Birçok insan bunları söylediğinde diyor ki, ya nasıl yapacağım? Aslında o kadar basit ki, çünkü aynı çabayı harcayacaksın. Yani seni sınırlandıran bir inancı kabul etmekle sınırları kaldıran bir inancı kabul etmek arasında hiçbir fark yoktur harcayacağın enerji bakımından. Sadece yüzünü bir taraftan diğer tarafa döndüreceksin. Başka bir şeye gerçekten ihtiyacın yok. 7. Olumlu bir öz imaj oluştur. Çok güzel bir sözü var Zig Ziglar'ın yine. Kendini bir kazanan olarak göremiyorsan kazanan olarak performans gösteremezsin. Kendini zihninin gözünde nasıl algıladığın başarılı olup olamayacağını belirleyen en önemli faktörlerden biridir. Kendini başarıya ulaşmak için gerekenlere sahip biri olarak düşünürsen başarı elde edersin. Kaynakların sınırsızdır.
Ancak yeterince iyi olmadığını düşünüyorsan bu düşünceyi sana yansıtan realiteyi göreceksin. Az önce konuştuğumuz gibi. Hangi inanca yoğunlaşırsan onun büyüdüğünü göreceksin. Aslında şu andaki realiten içinde tuttuğun öz imaj neyse onu yansıtır. İşte bu sebeple zihninde kendinin sahip olduğu görüntü her neyse onun bilincinde olmalısın. Kendine şu soruyu sor. Başarıya ulaşabileceğimi düşünüyor muyum? Başarıyı hak ettiğime inanıyor muyum? Kendimi herkesin arada bir kazanan olarak görüyor muyum? Sadece kendi imajının bilincinde olman bile onu olumsuzdan olumluya değiştirmene yardımcı olabilir. Önce ne olduğunu bilirsen iç dünyanda, ardından onu değiştirebilirsin. Bu sorulara lütfen cevap ver. 8. Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü konusunda endişe etmeyi bırak. Eleştirilerden rahatsız olma diyor Zig Ziglar. Unutma ki bazı insanların sahip oldukları başarının tek tadı sana zarar verdiği zamandır. İnsanların her zaman söyleyecek bir şeyleri olacaktır ve bunu kontrol edemezsin. Herkesi memnun etmek sıfır ihtimaldir. Hiçbir şekilde mümkün değildir. Zamanını ve enerjini diğer insanların eylem ve görüşleri hakkında endişelenerek harcama. Hep kendine şunu sor. Bu düşünce, bu harcadığım enerji bana fayda sağlıyor mu? Cevap hayırsa bırak onu. Dikkatini önündekine odakla. Yani hedeflerine. 9. Hatalarından ders al. Eğer yenilgiden ders alıyorsan aslında kaybetmemişsin demektir. Nelson Mandela'nın da çok güzel bir sözü var ya. Ya kazanırım ya da öğrenirim ama ben asla kaybetmem. Sadece insanlar hata yapar. Bu nedenle önemli olan hatalarının üzerinde durmamak. Bunun yerine kendine hatalarını sana ne öğrettiğini anlamaya gayret edecek bir enerji yarat. Bunu yaparken hatalarından ders al. Çünkü kişisel gelişimin en önemli faktörü belki de budur. Hepimiz deneyimlerimizin bir bütünüyüz. Ama o deneyimler bize farklı bir şeyler yapma konusunda rehber olmuyorsa ne yazık ki bir anlamı da kalmıyor. 10. Her zaman öğrenmeye açık ol. Bu çok önemli. Ben de kendimi her zaman hayat boyu öğrenci olarak tanımlamayı çok severim. Ziegler diyor ki hayat bir sınıftır ya da okul. Sadece yaşam boyu öğrenmeye istekli olanlar sınıfın başına geçebilirler. Her şeyi bildiğini sandığın an büyümeyi bıraktığın andır. Başarılı olmak için büyümeye devam etmek gerekiyor. Her zaman açık fikirli ol ve öğrenmeye her zaman açık ol. İnancına, öğretilerine ve ideolojilerine köle olma. Kendine bunu yapma. Öğrenmeye, gelişmeye açık ol. 11. Burası çok kritik. Gecikmiş memnuniyeti hayatına uygula. Ziegler diyor ki başarısızlığın ve mutsuzluğun temel nedeni şu anda istediğin için en çok istediğin şeyi yapmaktır. Yani şu anda bir haz peşinde koşmaktır. Hemen bir hazla bütünleşmektir. Halbuki birçok çalışma gecikmiş memnuniyetin başarıya ulaşmada kilit bir faktör olduğunu kanıtlıyor. Dikkat dağıtıcı şeylerin, kısa vadeli zevklerin, uzun vadeli zevklerine ve gelecekteki ödüllerine ulaşmaktan uzaklaştırmasına izin verme. Yani şu an bir hazla karşı karşıyaysan ve bir molada, bir tatil gününde falan değilsen sakın ha bir işi bitirmeden onu kendine hediye etme. Önce kendi kendine de ki tamam şu an önümdeki işi bitireceğim sonra bunu kabul edeceğim. Dünya yani psikoloji dünyasının en ünlü deneylerinden bir tanesi Marshmallow deneyidir. Buna burada girmeyeceğim ama araştırabilirsin. Araştırdığında göreceksin ki Marshmallow deneyi yani hazzı ertelemekle ilgili bu deney başarıdaki en önemli faktörlerden biridir. Kazananlar bunu her zaman yapar. Anlık hazlar yerine uzun sürecek hatta ömür boyu sürecek hazların peşinde koşarlar. 12. Benliğinle sağlam ilişkiler kur. Ziegler diyor ki Allah ile olan ilişkinin dışında sahip olacağın en önemli ilişki kendinle olan ilişkidir. Başkalarıyla da daha sağlıklı ilişkiler kurmak için önce içsel, duygusal ve ruhsal olarak sağlıklı olmalıyız. Yani önce kendinle doğru ilişki kurmalısın. Kendinle zaman geçir, kendini tanı ve anla. Kendini ne kadar çok tanırsan gerçek doğan arzuların ve hedeflerinle o kadar çok temas kurarsın. Benzer şekilde yalnız kendini tanıyarak başkalarını da tanımayı başarabilirsin. Sadece kendini severek doğru insanları hayatına çekmeyi başarabilirsin. Kendine değer verirsen. Bu özelliklerin tümü başarı için çok önemli çünkü kendiyle barışık olmayıp da başarılı olan bir kişi bile görmedim ben. Bazen bunları söylediğimde diyorlar ki ya benim tanıdığım biri var kendiyle barışık değil ama zengin falan filan. Zengin olmak illa zengin olmanın karşılığı illa başarılı olmak değildir. Kişi
mutlu değilse, yaptığı şeyden zevk almıyorsa, enerjisi yerinde değilse, başkalarına da o enerjiyi yaymıyorsa orada bir başarı yoktur. Bunlar gözümüzü boyamamalı. Zenginlik, çok para kazanmak her zaman başarı anlamına gelmez. 13. Yalnız zaman geçirin. Kazanan olmak istiyorsan diyor, sessizliğe zaman ayırman gerekiyor ve bunu haftada en az 3 ila 4 kez yapmalısın. Ziegler diyor ki yalnız vakit geçirmek seni ileriye taşıyacak en önemli unsurlardan biridir. Kendisi de bunu yıllarca uygulamış. Yalnız zaman geçirmek kendinle yeniden bağlantı kurmana yardımcı olur. Kendini bir dinlersin. Ne durumdayım? İlerliyor muyum? Yerimde mi sayıyorum? Bu durumdan memnun muyum? İşte hedeflerimi koyduğumdan beri ilerlememden memnun muyum? Ya da doğru yolda mıyım? Bu hedef gerçekten benim için önemli mi? Yahut bugünkü şartlarımdan razı mıyım? Bunları anlamanın en iyi yolu kendinle vakit geçirmektir. Yalnız başına vakit geçirmek, zihnini temizlemen, hayat değiştiren fikirler edinmen için çok ama çok faydalıdır. Enerjini de toparlaman için, kendi kendinle hemhal olmak. Burası çok önemli. Tanıdığım zirve noktada başarılı insanların tamamı bunu kesinlikle yapıyor. Kimi meditasyon diyor, kimi tefekkür diyor, kimi işte kendimle baş başa olma halleri diyor. Herkes başka bir şey diyebilir ama kesinlikle başarılı insanlar bunu yapıyor. 14. Seni canlandıran insanlarla etrafını kuşat. Jim Rohn ne diyordu? Hepimiz en çok vakit geçirdiğimiz 5 kişinin ortalamasıyız. Bu çok önemli bir olay. Ziegler da diyor ki kendini sevdiğin ve en iyisini isteyen insanlarla kuşat. Bırak şu negatif insanları artık. En yakınların bile olsa onları terk edemeyebilirsin. Ama çok zaman geçirme konusunda bir mesafe koyabilirsin. Bunu her isteyen yapabilir. Çoğunlukla insanlar iki kategoriye ayrılır diyor. Zambaklar ve sülükler. Zambaklar seni yükseltir, sülükler ise modunu düşürür. Eğer gün boyu sülüklerle çevriliysen enerjini doğal olarak kurutacaktır. Sülük ne yapar? Kan emer. Oradan benzetme yapıyor. Kendini daha az motive ve üretken hissetmene neden olacaktır böyle insanlar. Bunun yerine kendini iyi insanlarla çevrelersen harekete geçmek için pozitif enerjiyle dolu olacaksın. O halde toksik insanları hayatından çıkarmak için bilinçli bir çaba göstermelisin. Ve kendini kendin olman için ilham veren, seni olduğun gibi kabul eden insanlarla çevrelemelisin. 15. Yine bütün başarılı insanların kesinlikle işaret ettiği bir olay. Şükretmeyi bil, minnettar ol. Ziegler der ki edinebileceğin tüm tutumların arasında şükretmeyi bilmek elbette en önemli ve hayat değiştiren şeydir. Çünkü minnettarlığı ifade etmek zihniyetini yoksulluktan bolluğa çevirir. Kıtlıktan berekete çevirir. Bolluğu hissettiğinde, yani şunlara zaten sahibim, sağlıklıyım, çocuklarım var, eşim var, annem babam, bir işim vesaire, neye sahipsen hiç fark etmez. Sahip olduğun şeyleri düşündüğünde bolluğu hisseder ve daha fazla bolluğu yaşamına çekersin. Kıtlığa odaklanırsan da daha fazla kıtlığı çekersin. Her gün hayatında sahip olduğun birkaç şeye şükretmek için en az 2-3 dakikanı ayır. Enerjinin ne kadar değiştiğini göreceksin. 16. Zamanına değer ver ve onu etkili kullan. Vaktini planlamıyorsan başkaları onu senin yerine planlar ya da harcar. Zamanı en değerli kaynağın olarak kullanmalısın çünkü kısıtlı olan tek kaynağındır. Zaman yönetimiyle ilgili podcastimi de dinleyebilirsin bu arada ihtiyaç duyuyorsan. Gününü planlama burada devreye girer işte. Belirlenmiş bir planın olduğunda üretken olmayan şeylere otomatik olarak hayır demeyi öğrenirsin. Yani senin bir planın olduğunda dışarıdan bir girişe izin vermezsin kısaca. Bazen eşim bana der ki işte akşama falan kişiler gelmek istiyor. Ben de bir bakarım programıma, derim ki ya bu akşam değil ama çarşamba günü buyursunlar. Yani acil olmayan, mecbur olmayan bir durum için programımı asla bozamam. Bozarsam o planın bir anlamı kalmaz. O darılmasın, bu kırılmasın. Bunlara gerek yoktur. Sen kendi planını yapacaksın ve çok acil bir durum gelişmediği sürece onu bozmayacaksın. İnsanlar senden randevu mu istiyor? Buna göre vereceksin. Sen birinden randevu istediğinde, sen bir yere ya da seni bir yere davet ettiklerinde de aynı şeyi yapacaksın. Ortak bir zaman diliminde buluşacaksın. Ekstradan, dışarıdan bir girişe izin vermeyeceksin. Zenginler, fakirler, mutlular, mutsuzlar arasındaki en önemli fark zamanı nasıl kullandıklarıdır. Ve 17. Yavaş yavaş başla, ilerledikçe geliş. Performansının seviyesi tutku, kararlılık ve isteğe bağlıdır diyor Zig Ziglar. Her şeyi başından çözemezsin. Ayrıca çalıştığın alanda en başından uzman olamazsın. Zaten önemli de değildir bu, gerekli de değildir. Sahip olduklarınla küçük küçük başlar ve ilerledikçe kendini geliştirirsin.
Unutma, yarışı kazanmanın yolu yavaş ve istikrarlı olmaktan geçer. 18. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Ziegler diyor ki kim olduğunu ve verilen işi dikkatli bir şekilde araştır. Sonra kendini bu işe ada. Kendinden etkilenme. Kendini başkalarıyla karşılaştırma. Önce kendini kabul et. Olduğun kişiyi. Yani bu sürsün süre gitsin demek değil. Şu an olduğun şeyi kabul et ve kim olmak istediğinle aradaki farkı bul. İlerledikçe o farkı zaten kapatacaksın. Ama bugün olmadığın biri gibi davranmana gerek yok. Kendini bugünkü haline biriyle kıyaslamana gerek yok. Dünkü kendinle kıyasla, başka bir şeye ihtiyacın yok. Hedefine ulaşmak için güçlü yönlerini ve yeteneklerini bil. Zayıf noktalarına odaklanmak yerine güçlü noktalarına odaklan. Kendini zayıf yanlarını görerek başkalarıyla kıyaslama. Güçlü yanlarına bak. Zayıf yanlarına odaklanmak insanın kendine yapacağı en kötü şeydir. Ve son madde. 19. Israrcı ol. Sağlam bir karaktere sahipsen yaşam oyununda gerekli olan diğer tüm özellikleri geliştirip edineceksin. İşler zorlaştığında çabalarında ısrarcı olacaksın. Kendisi de mesela bunu yapmış. İlk kitabı Zirvenin Üzerinde, hani şiddetle tavsiye ediyorum dediğim kitabı, 1975 yılında yayınlanmadan önce 39 kez reddedilmiş. 39 kez, düşünebiliyor musun? Ama kitap bugün halen basılıyor ve Amerika'da bir klasik olarak kabul ediliyor kişisel gelişim, motivasyon alanında. Bu ipuçlarını hayata ortalama bir seviyeden başlayıp zirvede bitiren bir adam tarafından verildiğini lütfen unutma. Hayata herhangi biri gibi başlayıp ilerlemeye devam eden, buradaki verdiği ipuçlarının tamamını kendisi için kullanan ve sonra hayatını dönüştüren, zirvede tamamlayan biri tarafından verildiğini lütfen unutma. İstersen sen de mevcut durumunu değiştirebilirsin. Hayatını değiştirmek istiyorsan, iyileştirmek istiyorsan bilmekten ziyade uygulaman gerektiğini de lütfen unutma. Senin başarına. Sevgiyle kal. Yeni bir kayıt, podcast kaydında görüşmek üzere. Hoşça kal.